Eczacı Fatih Özçiftçi, 34. Bölge Akşaray Kırşehir Eczacı Odası Başkanıyım. 20 yıllık eczacıyım. 2017 yılından beri de Aksaray Kırşehir Eczacı Odamızın görevini onurla, gururla devam ettiriyorum. Başkanım, malum Türkiye genelinde olduğu gibi ilaç kurumunda bir tür düzenleme yapılmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kur düzenlemesini düzenledi. Bu yeni yapılan kur düzenlemesi hakkında ne diyeceksiniz? İlaç sıkıntısını giderecek misiniz? Şimdi şöyle, cumartesi günü resmi gazetede yayınlanarak ilaçta %30,5 oranında bir güncelleme yapıldı. Pazar gecesinden geçerli olmak üzere de sistemlerimize, fiyatlarımıza yansıdı, ilaç fiyatlarına yansıdı. Öncelikle ilaca gelen zammı niye geldiğini, bu zammın nasıl geldiğini sizlere bir anlatmak, bundan bahsetmek isterim. Şimdi şöyle, biliyorsunuz bizim ilaç karlılığımız hem ilaca gelen zam yasal mevzuata bağlı. Yasal mevzuat bize ne emrediyor? Bir yılın euro kurundaki değişimin %60'ı ilaç fiyatlarına yansıtılarak bir dahaki yılın Şubat ayında ilaç fiyatlarına yansıyor. Ve ilaç fiyatları bu şekilde değişiklik gösteriyor. Şimdi biz daha önceki yıllarda da bu euro kurundaki dalgalanmalar nedeniyle Şubat ayı yaklaştığı zaman ilaçta bir yokluk yaşardık. Firmalar ilaçta kısıtlamaya giderdi, ilaç temininde, piyasaya vermekte imtina ederdi. Biz de zorluk yaşardık. Yalnız sizlerin de malum olduğu üzere son iki yıldır artan maliyetler, şişe maliyeti, sarf malzemesi maliyeti, prospektüs, hatta ölçü kabındaki ciddi artan maliyetler, enflasyonist ortamın çok hızlı ilerlemesi ve euro kurundaki çok fazla dalgalanma nedeniyle bu senede bir yaşadığımız ilaç yoklukları senenin 4-5 defa yaşanmaya başladı. 3-4 ayda bir biz ilaç yokluğu yaşamaya başladık. Tüm bu nedenlerle de geçen yıl 2022 yılında 3 defa ilaç zammı gerçekleşti. Biri bunun yine yasanın emrettiği gibi Şubat ayında, biri Temmuz ayında, biri de 2023 yılında yapılması gereken zam öne alınarak Aralık ayında yapıldı. İlaç yokluklarına bir nebze çözüm olmak amacıyla. Şimdi güncel gerçek kur 30 TL'nin üzerine çıkmış durumda. İlaçtaki kur 10.76 TL'de kalmıştı ve firmalar bu yüzden piyasaya ilaç vermekten imtina ediyordu. Hatta şunu üzülerek söylüyorum, yerli firmalar da dışarıya, başka ülkelere satma yoluna gidiyorlardı. 10.76 kur 14.03 TL olarak cumartesi günü güncellendi. Şimdi bu artışla beraber ilaç yokluklarına bir nebze azaltacağını, hastalarımıza ilaç ulaştırmakta rahatlatacağını bir nebze söyleyebilirim. Yalnız içinde bulunduğumuz enflasyonist ortam, yine euro kurundaki dalgalanmalarla bu ilaç yokluklarıyla çok sürmeden 2-3 ay içinde tekrar karşılaşabiliriz. Biz sağlık meslek grubunda çok önemli hizmetler veren bir mesleğin temsilcileriyiz. Tabii ki ilacın ucuz ve ulaşılabilir olmasından yanayız. Yalnız en pahalı ilaç ihtiyacınız olduğunda bulamadığınız ilaç. Bu nedenlerle ilaç yoklukları eczacılarımızı ciddi sıkıntıya sokmuş durumda. Maalesef ki şunu söylemeliyim, ilaca gelen zam da ilaç yokluklarına endekslenmiş durumda. Eczacılarımızın, az önce bahsettim, kar oranlarımız da yasal mevzuatla belirleniyor. Fiyatların yasal mevzuatla belirlendiği gibi. Şimdi yasanın emrettiğinde eczacı karlılıklarında ilaç baremleri mevcut. İşte 327 TL'ye kadar belli %28 kar oranı var. Sonrasında %16-13 şeklinde değişen oranlar var. İlaca zam geldiğinde eczacılarımızın karlılığının azaldığı gibi bir çelişkiyle karşı karşıyayız. Yani artan çok ciddi maliyetler var. Bunları eczacılarımız ekonomilerine yansıtmakla zorlanıyorlar. Kar oranları azaldığı için
Eczacılarımız ciddi ekonomik sıkıntı yaşıyorlar. Ben buradan sizin aracılığınızla eczacılarımızın kar oranını düzenleyen ilaç fiyat kararnamesi dediğimiz mevzuatın da bir an önce düzenlenmesi gerektiğini sizin aracınızla iletmek isterim. 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramınızı da bu vesileyle kutluyorum.